Tanrıların babası Zeus, deniz tanrıçası Thetis ile Teselya kralı Peleus'u evlendirmeye karar verir. Pelion Dağı'nda Olimpos'taki şölenlere benzer bir şölen kurulur. Ancak bütün tanrıların ve tanrıçaların davet edildiği bu düğüne nifak tanrıçası Erins davet edilmemiş, unutulmuştur. Buna çok kızan Erins, şölen yerine üzerinde tanrıçaların en güzeline yazan bir elma bırakır. Huzursuzluk başlamıştır. Buna bir son vermek isteyen Zeus, bu seçimin gök tanrıçası Hera, zeka tanrıçası Athena ve aşk tanrıçası Afrodit arasında yapılmasını, bunu da Troya kralı Priamos'un oğlu Paris'in yapmasını ister. Paris, elmayı İda Dağı'nda karşısına çıkan bu üç güzelden, kendisine dünyanın en güzel kadınını vaat eden aşk tanrıçası Afrodit'e verir. Ve Paris, Sparta kralı Menelaus'un genç ve güzel karısı Helena'ya aşık olur. Afrodit'in yardımıyla onu Troya'ya kaçırır. Bunun üzerine kralın kardeşi Agamemnon Troya'ya saldırır. Savaş, Akaların Troyalıları tahta at hilesiyle yenmelerine kadar sürer. Milattan önce 8. yüzyılda yaşayan Homeros, Avrupa edebiyatının başlangıcı sayılan eseri İlyada'da Troya Savaşı'nı böyle anlatır. Bu destan, Troya ve at hilesi antik dönemden beri özellikle Avrupa ve dünya uygarlığını çok etkilemiş, sanatın bütün dallarında, felsefede ve siyasette birçok eserin konusu ve esin kaynağı olmuştur. Romalılar ve birçok ortaçağ kralı ve halkı soylarının temelini yıkılan Troya'dan kaçan asillere dayandırmış, bunu kanıtlamak için büyük araştırmalar yapmışlardır. Troya neredeyse kutsal bir şehirdir. Öyle ki tarih boyunca birçok devlet ve din adamı tarafından ziyaret edilmiş ve kutsanmıştır. Homeros'un İlyada'sında anlattıkları ne kadar gerçektir? Bu sorunun cevabı 1871'de Schliemann'ın başlattığı Dörtfeld, Blegen ve günümüzde Korfman'la süren arkeolojik kazılar sonunda büyük oranda verilmiştir. Bugün biliyoruz ki Çanakkale ilinin 30 kilometre güneybatısında Hisarlık köyündeki kalıntılar Troya şehrine aittir. Milattan önce 3000 ile milattan sonra 400 yılları arasında birbirinin üstünde ve içinde 9 değişik tabaka halinde yerleşme vardır. Bunlardan en gelişmişi milattan önce 3000 ile 2500 yılları arasına tarihlenen Troya 1'dir. Homeros'un İlyada ve Odisesinde Troya ve İlion ülkesi diye geçen yerde Hitit tabletlerinin araştırılmasıyla da kanıtlanmıştır ki Akalar ve Troyalılar arasında bir savaş olmuş ve Troyalılar yenilmiştir. Milattan önce 1300 ila 900 arasına tarihlenen ve Troya 7 olarak adlandırılan bu dönemden sonra şehir eski ihtişamını kaybetmiş, Yunanlılar ve Romalılardan sonra milattan sonra 400'lerde tamamen terk edilmiştir. Tarihi ve milli park ilan edilen Troya'dan arkeolojik kazılar sonunda elde edilen eserler bugün Çanakkale, İstanbul, Almanya ve dünyanın birçok ülkesindeki arkeoloji müzelerinde sergilenmekte ve büyük ilgi çekmektedir. Son yıllardaki kazı ve restorasyon çalışmaları Profesör Manfred Korfman tarafından yürütülmekte, Troya'ya yepyeni bir çehre kazandırılmaktadır.